İyi günler. Röntgen kaçıncı kartı? Sağ taraftan yukarıya çıkın. Çok sağ ol. Yavaş. Geliyor taksi. Nakil mi bekliyor abi? Nasıl? Abi diyorum. Organ nakli için mi bekliyor? Evet, onun için. Zor. O kadar çok bekleyen var ki. Beklemeyin boş yere bacım. Bir yardımımız olursa... Yardım isterseniz falan dedi. Yardım mı? Ha. Ne zaman gelecekler abla? Akşama doğru gelirler herhalde. Hayırlı olsun. Güle güle kullanın. Kazasız belasız inşallah. Ekmek teknemdi o benim. Sıtkı.
baskı yapma. İyi olacaksın. Ve tekrar alacağız onu. İyi olacaksın. Al şu parayı, sok koynuna. Hemen de harcamayın öyle, tamam mı? Leyla abla, ha? Çok sancısı oluyor. Bir de su topladı. Yarısı çürüyor gibi sanki. Muzaffer yapar canım pansumanını filan. Sızlanıp durma. Paranı aldın işte. Peki. Bizimki bir nevi hastaya hizmet olsun yani. Yanlış anlama bacım. Nerede bulurum onu? Leyla ablayı mı? Ha, vereyim adresini. Tabii 100 milyonunu alacağız. Tamamdır abla. Leyla ablayla ayrıca pazarlığı edersin. Ha, vereyim adresini. Adam yetkili falan değil, değil mi? Hayır. Ama ayarlıyor, anla işte. İyi de Hacer. Bunlar mafya falan olmasın sakın. Yanlış iş yapmayalım. Ne yapalım yani? Bulmak zorundayız Sıtkı. Ayağa kalkmak zorundasın. Bulacağız. Mutlaka bulacağız. Hadi geç. Hadi hadi hadi, tamam hadi. Aslan derdinden kurtulur da sen bundan kurtulabilir misin bilmem kardeşim. Hasta mı? Ha? Hasta yakını mısın kızım? Evet. Gir içeri, gel. Yemek yiyecek misin? Yok. Yok sağ olun. Kim? Kim? Yani hasta olan. Ha, kocam. Kocam hasta. Nereden? Şey yolladı beni. Muzaffer.
Tamam. Alsaydın iki lokma be. Yok, gerçekten. Kusura bakma vallahi. Böyle soruyorum zince ince. Ama bizim işte kolay iş değil. Gelse biri kamerayla filan, halimiz duman. Bakacağız. Bir an önce bulmaya çalışacağız. Allah razı olsun. Olsun olsun da. Senden şimdi ben 1 milyar alacağım bak. Ama o kadar olduğunu bilmiyordum. Sonrasında ne olur? Yani hepsi. Vallahi sana maliyeti 10,5 olur. Muzaffer var. Onun verdikleri var. Var oğlu var. Ne kadar var yanında? 650 var. Olur mu? Lahmacun alsaydın kızım. Ne olsun işte. Hep bildiğin gibi. Var mı bir ilerleme Sıtkı abinin meselesinde? Hastaneden yok da bakalım. Başka bir yerden bir şey olabilir. Nasıl yani? Ha, anladım. Tamam. Yani bakın tabii kızım. Millet öyle yapıyor. Ne yapacaksın? Naçar kaldıktan sonra. Bakalım hayırlısıyla. Sıtkı abi nasıl? Aylardır ilk defa keyfi yerine geldi. Bilmem ki fazla mı ümit verdim diye endişe ediyorum. Kimden alıyorlardır acaba? Neyi? Ne diyorsun? Bana takacakları böbreği. Yani pazardan almıyor ya bu kadın. Nereden bileyim ben canım? Ayarlanınca haber vereceğim dedi işte. Para için veriyorlar. Aç kaldıkları için. Sıtkı, uyu artık. Ya da kandırıyorlar onları. Tırnak kesmek gibi canım. Nasılsa 2 tane var sende diyorlar. Sıtkı. Veya zorla alıyorlar. En kötüsü de bu. Niye böyle söylüyorsun sen? Ne yapsaydık yani? Göz göre göre... Ölse miydim değil mi? Neler almışsın böyle abla ya? Dükkanı indirmişsin vallahi. Aman ne olacak? Ne yesem dokunur, ne giysem yakışmaz. İçine tüküreyim paranın da pulunda. Abla şu tayin işi bir olsun. Sen o zaman gör parayı. Bana bak Muzaffer. Sakın kapıp koy vereyim deme. Vallahi ikimiz de taşlar sürerler burada. Olur mu abla ya? Kilidi vur. Anahtarını at denize. Sağlam dur. Açık verme. Sen meraklanma abla. Vallahi keserim ben bu evi. Yine mi gelmiş? Taşındın be adam. Ne işin var burada? Çocuk ölecek. Yaktınız beni. Ölecek çocuk. Bağırma lan. Bağırma. Böyle olmayacak demiştiniz.
İki haftada toparlar demiştiniz. Ben ne yapacağım? Ölüyor çocuk. Gel hemşire, gel. İçeride konuşalım, gel. Ben konuşmayacağım. Gel hadi, gel. Ya bırak, konuşmak istemiyorum. Gir içeri, içeride konuşacağız dedim. Ulan gir içeri be, gir. Çocuk elden gidiyor. Gel. Çocuk elden gidiyor. Bizimkisi vallahi içtiği kızcağısı. Bela üstüne bela. Bazen çekip gideyim diyorum be vallahi. Para tamam. Sayın sizde. Sen saydıysan ne lüzumu var canım? Ha, pazartesi bağış için başvuracak. Sana önceden göstereceğim ki 3-5 kuruş atarsın önüne. İyi olur. Ne zaman? Ayarlarım ben. Şey, kimden alıyorsunuz? Neyse, göreceğim nasılsa. Ağrın mı var? Yok. Ne oldu? Yok bir şey. Ben o çocuğun böbreğini aldım. Ne? Asla. Acıdım çocuğa ama... Alma. Alma. Onun için de iyi olabilir. Belki... Saçmalama Hacer. Bıçak görmüş kurbanlık gibiydi zavallı çocuk. Benim için de kolay değil, tamam mı? Hiç kolay değil. Rüyama giriyor artık. Kabuslar görüyorum. Ama... Ama senin kurtulman lazım. Kurtulman. Yazgı buysa yapacak bir şey yok. Ama bunu yapamam. Hep genç, taze bir hayatın böğründen kendi canını koparamam. Ne dedin sen? Vazgeçtik. Kocam o istemiyor. Nikah şekeri siparişi mi olan bu ha? Ama... Şaka mı sandın sen bunu amına koyayım? Ya gidip ötersen? Ya bir halt edersen? Öldürürüm seni. Anladın mı? Öldürürüm. Canın oğlum. Geriye tek kurşanmayacaksın. Çeneni hiç açmayacaksın, anladın mı? Oh.
Tamam, dur bakalım. Dur, dur. Senin için bir şey ayarlayacağız. Durdurmak lazım. Ne? Ben ölüp gideceğim. Söyleme böyle, söyleme. Hayır. Hazırlıklı olmalıyız. Sen de hazır olmalısın. Dul kalmaya, ne bileyim, türlü sıkıntıya. Ama insan ölüme yakın olunca her şeyi daha berrak görüyor. O çocuklar, o insanlar. Her şeye göğüs gerdim. Senin yaptıklarını ben bile göze alamazdım. Hacer. Hacer, şimdi son bir şey yap. O kadını durdur. O kadını durdur. Yapacaksın. Sen yaparsın. Kardeş. Bir dakika. Ben de Leyla ile görüşmüştüm ama onu şikayet edeceğim. Buna devam etmemeli. Siz sana yardım edeceğim.
Ne var? İçeri girelim. Aklın başına geldi değil mi? Baktın ki herifin gözü toprağa bakıyor. Fazilet kafa kalktı. Kalanı mı? Muzaffer, vericiyi ayarla. Kızın ayakları suya erdi. Ha? Ne oluyor ya? Alın şunları. Bir dakika ne oluyor ya? Sesini, hadi zorunu çıkartma. Seni getirdim. Kurtulamayacaksın benden. O uyu solucan kocam da geberecek. Seni de ben geberteceğim. Geberteceğim. Alo. Hemen geliyoruz. Bulunmuş. Hastaneye gidiyoruz Sıtkı, hastaneye gidiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.